Merhaba arkadaşlar. Bugün yine size çok beğendiğim bir projeyi paylaşmak istiyorum. İsmi DeFi Yield App. Yani DeFi olarak token ismini çıkarıyorlar. Henüz daha IDO'su yapılmadı. Bir iki launchpad'de sadece private sale'ini yaptı. Bu gördüğünüzde Twitter sayfası 47 bin takipçisi var ve Twitter'da oldukça aktifler. Buradan takip edebilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri farklı yerde anlatacağım için çok oraya değinmeden sadece şunu göstermek istiyorum. Takipçileri arasında tanıdığınız bir kişi de var ki Binance'in CEO'su. Aslında kendisi de çok fazla kişiyi takip etmiyor. Hani binlerce token ya da projenin içinden 1500 tane takip ettiği kişi var ki bunların hepsi de proje değil. Bunu da takip ediyorsa bu da benim için bir kriterdir. Onun için size de göstermek istedim. Buraya geldiğimizde de Field'in kendi internet sayfasını görüyoruz. Şimdi proje şöyle, bir kere bizim defilerimizi yönetmeye bize yardımcı olacak bir platform. Yani burada bizim en çok zorluk çektiğimiz şey herhalde farklı ağlarda farklı asetlerimizin olması ve bunları görmek için tek tek gidip o ağların içine girip oradan kontrolünü gerçekleştiriyor olmamız. Ancak DeFi Yield'in bize sunduğu şey bir dashboard'la bütün ağlardaki bütün varlıklarımızı tek bir yerden yönetme kolaylığı sunması. Şöyle bir dashboard'u var. Şu anda da zaten aktif, girebilirsiniz. Sadece geliştirme aşamasında çoğu şey. Ama kısa zamanda hızlı bir şekilde geliştireceğini de düşünüyorum. Gördüğünüz gibi team member sayısı da aslında çok fazla. Diğer projeleri gören diğer projeler böyle 16-17 kişiyken 40'tan fazla takım üyesi var. Ve şu anda mevcutta bile 350 binden fazla kullanıcısı var. Ve entegre olmuş ağ sayısı da 17'yi geçmiş. Birçok bildiğimiz ağda entegre durumda ve çalışır durumda. Burada isimlerini de görebiliriz. Zaten ana ağlar Ethereum, Binance, Polygon, Phantom, Avalanche gibi en çok kullanılan ağlar, Solana, keza gibi ağlar şu anda entegre durumda. Ve coming soon bölümünde de gelecek, yeni gelecek Polkadot gibi, Terra gibi, Fuse gibi, Cosmos gibi şu son günlerde popüler olan ağların da geleceğini görüyoruz. Cardano, Algorand bunlar değinmeye değer ağlar diye düşünüyorum. Dashboard demiştik. Dashboard'da göreceğimiz görüntüler bu şekilde. Bizim cüzdanımızda ne kadar varlığımızın olduğu, her ağda toplam ne kadar asetimizin olduğu, Liquidity Pools'ta ne kadar olduğu, depozitte ne kadar olduğu gibi ayrı ayrı görebileceğimiz bir dashboard olacak ve burada bizim genel varlıklarımızın da gidişatını görebileceğiz. Kar zarar durumunu günlük olarak takip edebileceğimiz bir dashboard olacak ve burada şu anda da aktif pool'lar var ama gittikçe daha da çoğalacaktır. Liquidity Pool'ları olacak. Buraya da asetlerimizi değerlendirebiliyor olacağız. Ayrıca NFT kısmı var. NFT asetleri de buradan kolaylıkla hepsini tek bir yerde görebiliyor olacağız. Onun dışında bir diğer sunduğu güzel bir özellik ise bizim cüzdanımızın güvenliğini sağlamakta, kısmen çok fazla arttırmakta. Mesela approvals kısmı var ve buradan biz MetaMask'ımızı diyelim. MetaMask'ımızı bir siteye bağlıyoruz ve daha sonra oradan çıktığımızda bazen bağlı kalıyor. Burada tek bir yerden bağlı olduğumuz ve izin verdiğimiz tüm internet sitelerini bize gösteriyor ve iptal etmemize olanak sağlıyor. Ayrıca kendisi de bir scanning yaparak, tarama yaparak bunların bize ne kadar tehlikeli olabileceğini sunuyor. Ve scanner bölümü var. Burası daha aktif değil ama aktif olacak. Burası da smart kontratların denetimini yapacak bir alan olacak. Audit database'i yine gireceğimiz projelerle ilgili bir audit database'inden bize denetim sonuçlarını verebilecek ve biz de belki bu şekilde yatırım yapacağımız projeleri daha da güvenli bir şekilde yatırım yapabileceğiz. Ve REC database'i olacak. Burada da scam projeleri
aslında takip edebileceğiniz bir alan olacak. Investor kısmı, yani yatırımcı kısmı zaten çok güçlü. Şima Kapital birçok iyi projeye sermaye sağlamış, yatırım yapmış bir şirket. Hubi ve OKEX gibi borsalarda, Bitmart gibi borsalarda yatırımcıları arasında. Ayrıca melek yatırımcılarından da birçok farklı ağdaki insanları görebiliyoruz. Hani Polygon'dan vesaire, Harmony'den farklı kişileri görebiliyoruz ve diğer exchange investorlar arasında, zaten ana yatırımcılar arasında olmayan, burada MaxJ Global var. Bu da hani bizim için ne demek? Listelendikten sonra bu borsalarda da, yatırımcısı olan borsalarda da listelenmesi aslında büyük bir olasılık demek. Dolayısıyla yatırım yaparken bunu da göz önüne almakta fayda var. Ben hem yatırımcısı olmayı düşündüğüm hem de kullanmayı düşündüğüm bir proje olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.